Tekrar. Güzeller güzeli kardeşimizi maalesef yine kaybettik. Tatlım benim, o ailenin. Henüz 21 yaşında, hayatının baharında yine korkunç bir cinayete giden genç kızlarımızın sonuncusu oldu Azra. Dün de son yolculuğuna uğurlandım. Allah'tan rahmet dileyerek. İzleyelim, konuşuruz. Hep eyler. Benim ciğerim parçalanıyor, başka neler parçalanmaz. Çok canice, vahşice, hunharca. Dağlardan, taşlardan topladım. 4 günden beri de dolaplarda bekletiyorum, buzdolaplarımda da. Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytoğlu'nun tabutu Türk bayrağına sarıldı. Üstüne hiç giyemeyeceği mezuniyet cübbesi serildi. Allahu Ekber. Son yolculuğuna gözlerde yaş, yüreklerde acıyla uğurlandı. Televizyonda izlediğim başıma geldi, istemezdim. Ağırlaştırmış müebbet almasını istiyorum. Öldürülen, şiddete uğrayan kadınların sesi olabilmek için gazetecilik bölümünde okuyordu Azra. 28 Temmuz'da evinden ayrıldı. Abla diyor, ben aşağı inmek istiyorum diyor, saat 8 gibi. Bir daha da dönmedi. Canice öldürüldüğü ortaya çıktı. Katili bir çocuk babası, 2 üniversite mezunu emlakçı Mustafa Murat Ayhan'dı. Neden işlediniz cinayeti? Şehit oldu benim kuzum, melek gibi uçtu gitti. Azra'm herkes sever. Benim kuzumu yaktılar, başka annelerin yüreği yanmasın. 21 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Azra'nın cenazesi memleketi Osmaniye'ye götürüldü. Anne babası hala şoktaydı. Annelerin ciğerini yaktılar. Ne olur bunun devamı gelmesin. Yeter artık. Türk bayrağı ve mezuniyet cübbesiyle uğurlandı sonsuzluğa. Sevenlerinin omzunda götürüldüğü mezarlıkta bahtı gibi kara toprağa emanet edildi. Maalesef Azra'mızı da koruyamadık ki kendisi bir tür bu... Artık yani normalleşme demeyeyim ama bu tür cinayetlerden sonra attığı tweetlerle, sosyal medya mesajlarıyla topluma hep örnek olan mesajlar atıyordu. Kadın savunuculuğu konusunda, hatta gazetecilikte okuyordu ve bunun üzerine eğileceğini, bu tür haberler yaparak toplumu bilinçlendireceğini söylüyordu. Ama maalesef ki ona da bu korkunç cinayete kurban verdik. Şimdi güvendiğimiz, zamanında sevdiğimiz insanların ellerinde ölme korkusuyla mı yaşıyoruz artık? Ya da hiç tanımadığımız insanların vahşetiyle her an karşılaşmayla yüz yüze miyiz? Hatta tacizi geç, şiddeti geç, öldürülmeyle. O annenin açıklaması nasıl bir açıklama? Parçalarını topladım, buzdolabında sakladım günlerdir. Aman dağ taş ya, onu aradık. Allah'ım gerçekten canice, sabırlar versin. Hunharca katledilen bir kızımız maalesef Azra... Son olsun inşallah diyoruz her seferinde ama hani olmuyor, olamıyor. Bir tüm türlü bu kızlarımızı koruyamıyoruz. Yakınların Ebru ve tüm kadınların başı sağ olsun. Kesinlikle. En ağır ceza yaptırımların yine uygulanması tabii, en büyük isteğimiz, net, dileğimiz. Artık. Hani bu canilerin aramızda yaşıyor olması bir kenara, toplumumuzun bir parçası olarak daha da fazla çoğalıyor mu anlamıyorum bir taraftan da. Çünkü biz sürekli olarak bu insanlardan bahsediyoruz. İnsan da demek. Ya kusura bakmayın ama yani Rabbimiz yaratmış. Evet. Ama yani bunlara insan demek de ayrı bir zulüm benim için.